Yağmur oldum gökyüzünden. Kapında bir misafir. Şarkılardan, türkülerden. Samimi bir dost oldum. Güz bahçen ve sen. Güz bahçen ve sen. Şehrin insanları da hep aynı yalana kanmış. Kimsenin yokmuş günahı, bunca ateş kimler yakmış? Gösteri dünyası canım, sırrı da aldırmamakmış. Sebep oldum, sonuç oldum. İstenmeyen bir çocuktum. Karanlığı paylaşırdım. Ne de çabuk yok oldum. Gösteri dünyası canım, sırrı da aldırmamakmış. Günaydın, günaydın. Ve dünyanın uyanışı. Ya işte bireyin uyanışı, yani kişinin uyanışı belki de dünyayı da uyandıracak. Tabii ki de zaten en önce çekirdek uyanır. Çekirdek uyanırsa o zaman toplum uyanır. Biz eski inanış biçimimiz aslında toplumsal uyanışı bireysel uyanışa indirgemeye çalıştığımız için hata yaptık. Eğer toplumdaki uyanış bireye intikal etseydi bugün savaşlar olmazdı. Şimdi eğer birey uyanırsa ben uyanırım, onu uyandırırım. O uyanır, sizi uyandırır. Bütün stüdyoyu uyandırır. Herkes birbirini uyandırır. Doğal olarak da en son uyanmış oluruz. Hep beraber uyanmış oluruz.
Ama bireysel uyanıştır esas olan. Topluma çünkü insan kendini olan. Bilirse Rabbini bilir. Rabbini bilirse kainatı bilir. Kainatı bilirse bütün sistemi bilir. Kendimizi bilmeye başlamaktan başlamalıyız hayatı bilmeye. Yani tümden gelim değil, tüme varım matematiksel anlatacak kesinlikle, olursak. Kesinlikle. Yani bize tümden gelim şey, yani değil mi en özetiyle? Toplumu bireye intikal ettirmek değil, bireyden başlayan uyanışla toplumu oluşturmak ve o bilince gitmek. Aynen öyle, soğan gibi düşünün. Soğanın cücüğü uyandığında bütün soğan aslında kabuk yapar. Önce cücükten başlar soğan soğan olmaya. Ama kabuktan başlamaz. Kabuk sonuçtur. Sebeptim, sonuç oldum. Süreç var bir de, büyüme süreci var. İşte o büyüme sürecinde de uyanış var. Ama biz ne yapıyoruz? Sebep sonuca çok odaklanıyoruz ama süreci çok atlamıyor muyuz faniler olarak? Çok atlıyoruz. Az önce şarkıda onu düşündüm yani. Hani sebeptim, sonuç oldum diyor. O aradaki süreç zaten hayatta olma sebebin. Uygun bir şarkı seçimi olmuş. Güzel. Şarkı zaten kopardı bizi. Şimdi derin derin başladık. Güzel. Biz birbirimize bakıyorduk siz söylerken. Bu dövmelerin anlamı ne? Bu arada albüm hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Çok 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 uğurlu yani geliyorum size. Yani albüm maalesef öyle olmadı pek. Çünkü böyle demezsek hani belki bundan sonra geliriz. Tabii ama biz Şubat'ta çünkü yayınladığımız için. Albümden hemen sonra iki konser verdik. Arkasından karantinaya girdik biliyorsunuz. Dolayısıyla sene bitti yani inanılır gibi değil. Çok hayırlı gelmedi ama dediğiniz gibi bugünden sonra belki. Belki olur değil mi? Belki bir uyanış böyle olur. Her şey hayra hizmet eder. Olan mükemmeldir. Bunun da vardır bir sebebi. Başka bir şeye evrilecektir. Zamanını bekliyordur. Tabii ki. Sadece işte birazcık zamana ihtiyacımız var. Belki de pişmeye ihtiyacın vardır. Çünkü yoğun mesaj içerikli bir şarkı. Bunun biraz pişmesi gerekiyordur. Tabii böyle bir zamanda şarkıları 30 saniye ayrıldığı için zor. Yani. Epey bir zamana ihtiyacı olabilir. Dövmelerin şekillerini merak ediyorum. Ben ne semboller var orada hocam yani, ya. Bir kere şuradakini. Şimdi bunun sonu gelmez. Bu böyle bir. Ya ben dövmelerin anlamını açıklamayı da çok sevmem. Ama hayır bir dakika şeyden önemli. Hani o bütünsel çünkü bu sözler de çıkıyor. Yani bu beyinden çıkıyor çünkü bunlar. O beynin bir bütünlüğü var. Evet ama yani ya dövmeyi ben şöyle değerlendiriyorum. Bu vücudunuza yaptığınız görsel bir şey. Dolayısıyla insanlar özellikle ilk dövmesini yaptıracakken çok büyük anlamlar yüklemeye çalışırlar. İşte öyle bir şey olsun ki asla sıkılmayayım ve anlamı benim için gitmesin. Hı hı. Çünkü hep vücudumda kalacak. Öyle bir şey değil bence bu. Siz bunu görsel olarak beğendiğiniz için yaptırıyorsunuz. Dolayısıyla bunun görselini de beğeniyorsanız bunu vücudunuza yaptırıverin. Bitsin konu yani. Bisiklet kornası. Hep beraber bisiklet kornası oluyoruz evet. Toplum olarak. Önemli değil yani. Çok o kadar anlam yüklemiyorsunuz evet. Yani. Vücudunuza taşıdıklarınıza. Yüklemiyorum. Ne diyeceğim? Seviyorum sadece. Allah o zaman sizi dövmelerinizle mutlu, bahtiyar etsin sonsuza kadar. Şimdi Dünyanın Uyanışı biliyorsunuz Atiye'nin çıktığı kitap. Atiye'nin ikinci sezonunda hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bu yani bireyden topluma gitmek, dünyanın uyanışı. Bir kere hani bu pandemiyle falan böyle hepimiz bir derinlere daldık. Acaba uyanıyor muyuz? İyilik çağına mı giriyoruz? Dünya dönüşüyor mu dedik. Buna katılır mısınız? Var mı böyle bir hareket? Tabii ki de katılırım. Her şey zaten iyiliğe, sonuç iyilik. Ama süreçteyiz. Uyanıyor muyuz? Evet, uyananlarımız var. Ama çoğunluk hala uyuyor. Sebebi şu, işte o toplumun öğretisi var ya, hani az önce konuştuk. Toplumun öğretisi bireye intikal etmediği için, yanlış intikal ettiği için uyanamıyoruz maalesef. Bireysel uyanışa doğru giden dünya, şimdi gidiyoruz, bireysel uyanışa doğru gidiyoruz. Pandemide hepimiz kendimiz aldık başımızı, başımızın arasında kendi kendimize düşünmeye başladık. Eğrimizi doğrumuzu hesapladık, yanlışlarımızı, nerede doğru yapabileceğimizi, nerede yanlış yaptığımızı, kiminle nasıl bir hayat sürdüğümüzü, hepimiz bunların muhasebesini yaptık. Yapanlar sonuçları buldu.
Bu sonuçlar uyanış için bir klik. Ama bu sonuç yeterli değil. Çünkü ben uyanmalıyım ki seni de uyandırmalıyım. Gerçek uyanış böyle olur. Ama uyandığımızı nereden anlayacağız ki? Anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Şöyle, herkes artık iç dünyanın ne demek olduğunu biliyor. Hiç kimse bilmiyordu. İçe dön dedikleri zaman nereye döneyim diyordu. Nereye döneyim? İçe dön. Nereye döneyim? Şimdi herkes içe dönmeyi biliyor. Çünkü içte de bir sen var. Dışta olduğu gibi. Yani aynı gözümüz gibi düşünün. Gözümüz 360 derece dünyayı görüyor ama aslında yuvarlak. Biliyorsunuz içi de görüyor. Doğal olarak da biz artık içimizi görmeye başladık. İçimizdeki aslında iyi zannettiğimiz kötüleri. İçimizdeki doğru yaptığımız yanlışları ve bize öğretilen işte genetik aktarımla öğretilen bilgilerin bu hayatta aslında artık iş görmediğini, onları dönüştürmemiz gerektiğini, o dönüşümle beraber toplumun yararına hizmet edecek bireyler yetiştirmemiz gerektiğini bugün anlıyoruz. Ha, elimizden bir şey geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Anlıyoruz ama henüz uygulamaya geçemedik. Uygulamaya geçeceğiz çünkü çağ oraya gidiyor. Başka bir çağ yok. Oraya giden bir çağ var. Ve bu bireysel dönüşümle mümkün olabilir ancak. Ay, çok teşekkür ediyorum. Evet, benim bu konudaki hayır bir TED konuşmam var. Üçlemem yani. Üç ayrı konuşmam var. Tam da bireysellik üzerine. O üçü de ayrı farklı konularda. Yani bir kredi kartlarıyla ilgili işte birisi. Bu ülkeden gidip gitmemekle ilgili var ya böyle bir AB takım hani yukarıda. Ya da işte bir diğeri de sorumluluk almakla ilgili. Ama bireyi oluşturan noktalar. Bireyselliğinizi tamamlamaya çalışan bir birey misiniz? Yani kendinizdeki dönüşüm. Hani ondan bundan şikayet etmek yerine kendimi dönüştürmeliyim diyen biri misiniz? Öyle çünkü... Benim kendimle olan keşfim bitmiyor zaten. Ya belki yaptığım işle de ben şarkıcılık ya da müzisyenlikten önce kendimi şarkı yazarı olarak görüyorum. Dolayısıyla belki de zaten bu işi yapmamın sebebi de böyle düşünüyor olmam. Yani benim kendimle olan yolculuğum ve keşfim bitmiyor ve sürekli devam ediyor olduğu için arada bir notlar alıyorum. Onlar da işte şarkıya dönüşüyor. Bir şekilde sizlere ulaşıyor. Aslında o benim kendi yolculuğumla ilgili. Burada siyaseten vatandaş olarak durduğumuz yeri belirleme konusunda kafalarımız çok karışık ya. Ben herhangi sağcılık, solculuk üzerinden söylemiyorum bunu. Yani çok fazla dırdır ediyoruz. Çok fazla işte iktidar olsun, sistem olsun, eğitim. Mesela ben soruyorum salonlarda ya da öğrencilere de soruyorum. Hani ne? Ben seni yaptım cumhurbaşkanı, ne yaparsın? Eğitimi değiştiririm. Seni yaptım, ne yaparsın? Ekonomiyi değiştiririm. Peki sen kendi cumhurbaşkanı olduğun bünyende eğitimi değiştirdin mi? Ekonomini değiştirdin mi? Kendi bünyende, kendin birey olarak? Hayır. Yani sen eğitim sisteminde gerekeni yaptın mı? Dili öğrendin mi? Şunu yaptın mı? Bunu yap. Tenis öğrendin mi? İşte bir enstrüman çalıyor musun? Hayır. Şimdi biz kendimize dönmeyi, yani kendimizdeki birey olarak olması gereken değişikliği yapmayı öğrenmek ne kadar alır? Yani bu toplumlarda bunun bir süresi var mıdır? Şimdi uyanış belki başladı ama bunun bir de hayata geçme süresi var. Evet, doğru. Şimdi şöyle, aslında o kadar güzel özetledi ki, yani kendi iç yolculuğumdan çıkan sonuç sözlere dökülüyor dedi. Şimdi iç yolculuk bize seslenir, hayatımız boyunca seslenir. Bir iç ses seslenir ama biz onu duyamayız. Yani duyamazsın çünkü o kadar oraya kapalısındır ki orayı hiç görmüyorsundur. Sonra bir gün duymaya başlarsın, sana bir mesaj iletir. Der ki ya bu yeşil, öbürü kırmızı, öbürü turuncu, turuncu. Bir mesaj, yani duymanı ister, benimle konuş der. Onunla konuşmaya başladığın anda zaten ondan bir sonuç çıkacak. Çıkan sonuç da esere dönüşüyor. Hepimiz de bir şeye dönüşür. Çünkü rahatsız yüce bir varlık tarafından yaratıldığımız için hepimizi bir şeyle donatmış. Bir donatı var. Bir içte bir hazine var. Dışta görünen değil, elin değil hazine. Burası hazine. Bir dert ama var.
Bu donatıyla geldiğin için, o donatıyı keşfetmeye başladığımda asıl hikaye başlıyor. Kendimi keşfetme, çok güzel özetledi. Kendimi keşfetmeye başladım ve kendimi keşfetmek beni yormuyor, beni daha da ilerletiyor, hatta çok zevk alıyorum gibi bir sonuca varıyoruz. Kendini keşfetmek istemeli insanlar. Çünkü hiçbirimiz yukarıdan gelirken doktor olmak için gelmiyoruz, avukat olmak için gelmiyoruz, spiker olmak için gelmiyoruz. Ne için geliyoruz? O donatıyla geliyoruz, yollarımızı kendimiz seçiyoruz. Siz kimsiniz Çengül Hanım? Hı, çok güzel. Yani ne yapıyorsunuz? Şimdi tamam, ben dünyanın kimim? Uyanışı var. Eyvallah. Tamam, Atiye var. Hı. Ama ne yapıyorsunuz? Ben ne yapıyorum? Ben medya iletişim okudum, ondan sonra halkla ilişkiler basın okudum, ondan sonra bir sürü şirketlerde çalıştım. Çocukluğumdan beridir bir spiritüel bir yanım var benim. Yani anlamakla ilgili ciddi bir merakım var. İnsan anlamakla ilgili. Yani projesi insan olan biriyim. Sonrasında aldığım bir sürü eğitim oldu. NLP'ler, işte koçluk, ondan sonra astroloji. İnsana ait, insana anlamaya yarayan bütün donelerin eğitimlerini aldım. Ama baktım ki insan bu eğitimle tanınamaz. Çünkü insan... Artı eksi bütün dinamikleri içinde barındıran bir muamma. Ve sadece anlamaya çalışmakla geçiyor. 40. yılım geçiyor. Evet, çok insan anlamaya çalıştım. Anladıklarım da oldu, anlayamadıklarım da oldu. Benim insan olarak yaptığım, hayatta insani olarak yaptığım, evet, bir danışmanlık yapıyorum. Ruhsal danışmanlık yapıyorum. Aynı zamanda koçluk veriyorum, aynı zamanda yazarlık yapıyorum. Aynı zamanda da insan olmaya çalışıyorum. Hepsi de ben yapıyorum. Bunların hepsi benim. Şengül Boybaş bu. Siz kimsiniz? Yani şu anlamda bunu tabii ki kim olduğunuzu biliyoruz ya da Şengül Hanım da kim olduğunu. Ama aslında yani hani tenis hocalığı da var bir taraftan. Şimdi şöyle. Evet, benim biraz... Ben çok plan yapıp düşünen birisi değilim. Bir şeyler yapıp olaylar olduktan sonra düşünen birisiyim. Dolayısıyla... şey gibi hissediyorum, kendimi anlamsız bir zorluk içine sokuyorum, daha sonra o bulmacanın içinden kendi planlarımla çıkış bileti elde ediyorum falan, bilmiyorum, bu böyle bir kısır döngü hayatta bende, o yüzden de hayatta belli dönemlerde, belli başka zamanlarda bambaşka şeylere girip çıkmış oldum. Böylelikle yani müzik hayatımda hep vardı ama biliyorsunuz özellikle bizim ülkemizde bu hala bile bu işi yapıyor olmama rağmen meslek olarak görülmeyen bir hobi, sanat dalı diyelim. Dolayısıyla ben beden eğitimi okudum. Ondan önce güzel sanatlardaydım. Onu yarım bıraktım vesaire. İşte o keşif ve arayış benim için hiç bitmedi zaten ve hep devam ediyor. Bu kadar şeye, farklı kulvara girip çıkmanın da bende şöyle bir artısı oldu bence. Dışarıdan bazı şeyleri çok şey görebiliyorsunuz, basit. Yani ne kolay iş, bunu yapıyor, bu çok rahat falan gibi. Ama her işin içinde o kadar fazla detay ve kök, yüzlerce şey var ki hiçbir şeyin dışarıdan gözüktüğü kadar kolay olmadığını, farklı farklı alanlara girdiğinizde onu idrak ediyorsunuz. Dolayısıyla bütün... Bu yaşadığım şeylerle de ilgili ben bir pozitif, yani bu benim için artı bir özellik, güzel bir tecrübe gibi değerlendiriyorum. Dolayısıyla o önden düşünüp planlamayıp olaylar geliştikten sonra karar verip yeni bir plan çizmek, bilmiyorum, biraz mazoşistçe olabilir ama ben memnunum bundan. Ya belki de o anda her hani zaman spontane olmayı da geliştiren özellikle bir şey. Her zaman evet, olay olmazsa. Olay olmadığını varsayın. Buyurun soru. Nasıl olay derken? Anladım. Olaylara göre hayatta planlarımı yapıyorum diyorsunuz. Hı-hı. Ya olay olmazsa? Yani 3 yıl bir olay olmadı. Böyle çok kadersel bir etkisi olmayan bir olay olmadı. Aynı mı gidecek? Hayır. Gitmez.
Yani, gitmez. Çünkü bayılırım ben. Meslek insanı seçer. Aa, İnsan öyle midir? Mesleği seçmez. Bir dakika, burada doktor çok olmuş, insani olarak doktor olmuş. Sonrasında müzisyen olmak isteyen. Bir sürü tanıdığımız var. Çok ünlüler de var. Ama meslek insanı seçtiğinde işte bu karmaşayı yaşarsınız. Meslek seni çağırır. Der ki ben, beni icra et. Ben sende varım. Beni dışarıya çıkar. Olaylar işte o zaman olaylar işte kadersel etki yapar. Ama bazen de yapmaz. Olayları beklememelisin. Kendine kadersel rağmen etki, ama. Evet, kendine rağmen. Kendisi kendisini zorluyor. Evet, çok zorluyor. Yani kendine evet. rağmen yapmış. Demek ki neler şöyle, var daha? O zorlamalar olmasa daha neler çıkacak? Çıkacak, serbest bırakması lazım. Çünkü meslek seçmiş onu zaten. Şöyle bu arada enteresan bir şekilde söylediğiniz doğru benim için. Niye doğru? Ben yıllarca uğraşmıştım. Şarkılar yazıp kenarda duruyorlardı. En son işte beden eğitimi okuyup bitirip en son tam geldiğim aşamada Almanya'ya gidip orada antrenörlük yapma gibi planlarım vardı. Tam o sırada Sofar performansımdan ötürü bana bir takım şu anda da çalıştığımız Engin Akıncı benim prodüktör ve menajerim. O dahil olmak üzere başka bir takım şirketler. Albüm yapmam için bana ulaştılar ve tam rotayı bambaşka bir yere çevirmişken tamam o zaman çağırsın. Yıllardır uğraşıyoruz hadi son bir kez daha müziğe bir şans verelim deyip geri döndüm yani. Peki şey yani müzik ya. Bana geldi ve meslek beni seçti dediğiniz gibi. Meslek insanı önce, seçer yani aslında. Beden eğitiminden önce çok özür dilerim. Bir güzel sanatlar tecrübesi var ya. Orada hangi bölümde onu? Plastik sanatlar. Aa şaka. Plastik sanatlardan geliyor. Orada spora geçiyor. Evet. Evet çok. Hepimiz bağlantı bir yollardan yok. Geçiyoruz. Nasıl yok? O da geçmiş. Nasıl plastik benim sanatlar diyor. Ne kadar güzel ve zor. Yani aslında hani o da çok dallı budaklı bir şey. Evet yani. Orada yakın hissettiğiniz alan neydi? Çizimdi diyebilirim. Yine heykel, seramikle birlikte kıyaslarsak ama belli ki o yakınlık yeterince yokmuş ki zaten devam edemedim, İlginç, hissedemedim onu. Çağırmıştı sanat öyle ya da böyle. Ki sonra zaten güzel i̇şte sanatlardan sonra çağırır. Hiç çizmedim yani hiç elime almadım. Çok çağırır. 35'e kadar siz öğrendiğiniz işte toplumsal uyanış, bireysel uyanış. Toplum sana der ki 7'ye kadar evet annenin çocuğusun, 7'den sonra ilkokul çocuğusun, ilkokuldan sonra ortaokul çocuğusun, ortaokuldan sonra lise. 35'e kadar aslında bir yol var sana tarif edilen, başka bir yola girmiyorsun. Sonra oradaki yapmak istediğin, aslında sana mühendis oluyor ailen ve mühendis oluyorsun ama senin o kadar çok yeteneğin var ki. Resim yapabiliyorsun, yemek pişirebiliyorsun, duvar boyayabiliyorsun, şarkı söyleyebiliyorsun. Bunları icra etmen için seni serbest bırakan bir sistem yok. Sürekli dikte eden bir sistem var. İnsan uyandığında işte o kıvılcımlar başlıyor içte. Diyor ki evet sende hazine var çıkar ortaya çıkar ortaya. Ortaya çıkardığında işte söz yazıyorsun, kitap yazıyorsun. Ondan sonra şarkı söylüyorsun. Belki moda tasarımcı oluyorsun. Çünkü yaratıcı seni bir donanımla dünyaya gönderiyor. Seni tek başına atıyorum göndermiyor. Atıyorum üniversite olmadığı zaman ne yapacaktık? Eskiden üniversite yoktu ama terziler vardı. Eskiden üniversite yoktu ama aşçılar vardı. Hala varlar gerçi. Benim biraz o konuda şöyle kafam karışık. Sürdürülebilirlik peki bu noktada merakımı cezbediyor. Ufuk Bey çıkardığı albüm. Evet. Şimdi... Bir ateşle yanıyor ve sürekli bu benim işim diyerek bunları böyle yapıyor. Ya da ben şimdi televizyoncuyum ama kitaplarım var diyeyim ki. Ama araya işte 3 yıl girdi. Yeni kitaba bir türlü vakit bulamadım, yazamadım. Şimdi benimki sürdürülebilir bir kitap yazarlık olmuyor o zaman. Şimdi o noktada bu benden çıkmadı mı? Çünkü hala var mı bir derdim? Var. Ben ama onu çıkarmıyorum da. Onu nereye oturtacağız o sürdürülebilirlik meselesini? Sürdürülebilirlik bunun senin arzunla ve isteğinle doğru orantıda olduğunu düşünüyorum ben. Yani ne kadar çok arzularsın o kadar çok sürdürürsün. Çünkü arzu ettiğin şey bu şey gibidir. Yani iştahın gelir, arzu edersin ve arzu ettiğin şeye kavuşmak için mücadele sergilersin. Ve o sergilediğin mücadelenin sonunda da zaten sürdürülebilirlik ortaya çıkar.
kitap yazdım bitti diye bakarsan, evet sen onu icra edeceksindir. O hazine sende vardır, yazdın ve bitti, evet doğru. Ya da yazabileceğini görüyorsun, evet. Ve nasıl yapacağını bitti. Biliyorsun o noktada. Yazdım ve bitti. Yani ben bunu bununla sınırladım dediğinde biter. Albüm çıkardı. Evet yaptım bitti dediğinde bugün spora gitmiyorsa başka bir şey, içindeki başka bir uyanış ona der ki sen bunu icra et, bisiklet sürmelisin der. Bu arada bisiklet sürüyor musun? Daha yeni öyle bir karar aldım. Süpersin. Başlayacağım. Neden? Niye aldınız o kararı? Şöyle ben işte BESYO okurken de çok ağır antrenmanlar yapıyordum. Dolayısıyla şimdi çok zaman bulamıyordum ama karantinada hazır boşken biraz düzenli bir şekilde eski antrenman sistemine döneyim diyerek bir girişimde bulundum ama hipoglisemi yaşamaya başladım. Dolayısıyla artık tavsiye üzerine anaerobik, yani çok yüksek şiddetli antrenmanlar değil de daha uzun soluklu ve düşük tempolu bir takım branşlara yönelmem benim için daha sağlıklı olacağını öğrenince bisiklet. O zaman düşündüm herhalde en benim için makul, yani sevebileceğim bisiklet olur diye bir karar başlayacaksın. Aldım ve evet bisiklet seçmeye çalışıyorum. Aa, güzel. İki aydır. Belki ilham olur. Şurada bisiklet gördüm. Kullanıyor musunuz? Bir baktım. Var mıdır evet. Öyle bir? Var, oldu mu hayatınızda? Çok çok sevdiğim bir spor aletidir. Çocukken çok sürerdim. Ama benim işim sürekli oturmak olduğu için şimdi oturarak çalışan birisi bisiklet sürmeye vakit bulamıyor ve ben çok yoğun çalışıyorum hakikaten. Yoğun çalışmasam bile o insan yoğunluğu var, hani insanın ruhsal enerjilerinin yoğunluğu beni zaten yoruyor. Ve ister istemez spor yapmaya değil televizyonun kumandasını çalıştırmaya halim kalmıyor. Fakat çok severim bisiklet sürmeyi. Çok da isterim yani. Biz bu sezon bunu yaptık çünkü Umut'u yaşatmak için. Umut 19 yaşında evine giderken her program söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Alkollü bir sürücünün çarpması sonucunda öldü. Üniversite sınavına girmişti ve en çok istediği yer spor akademisi, beden eğitimi bölümüydü. Ailesi bakamadı hala. 2 ay oluyor bakamadılar nereyi kazandığına. Sonucunu bilmiyorlar. Biz de dedik ki Umut'a ses ol. Bisikletlerle stüdyoyu donattık. Artı ormanımız var Silivri'de. Programımızla beraber Umut için bir orman kuruyoruz. Seyircilerimizden, sizlerden gelen bağışlarla fidanlarımızı Çekül üzerinden dikiyoruz. Ödemeler de oradan yapılıyor. Bayağı da gelişiyor. Çok teşekkür ediyoruz buradan o bağışları yapanlara. Bizler de katkıda bulunduk tabii ki. Öyle başlattık. Dolayısıyla bisiklet çünkü bizim için medeniyetin bir sembolü. Ki ben soracaktım. Yani stüdyoda evet. Neden bisiklet diye. Bana göre benim kendi bakış açımdan çok fallik şehirlerde yaşadığımızı düşünüyorum. Çok erkek şehirlerde yaşadığımızı düşünüyorum gökdelenlerle. Bisiklet bana çok dişi geliyor. Çünkü azınlık da aynı evet. Zamanda ve çok naif bir figür. Medeniyetin sembolü. İhtimam gösterilmesi gerekiyor. Ve çok hunharca. Bir de bana şey geliyor yani ilk hayalimiz hani bisiklete binmek. Babamız öğretiyor, evet. Abimiz evet, birileri öğretiyor. Hayali. Sonra da ilk böyle 4 tekerlekli aracımızı motorlu aldığımız zaman bisikletlerin üzerine sürüyoruz. İlk ihanet ettiğimiz çocukluk hayalimiz oluyor. Gibi yani bisiklet bu yılımızın teması bizim. Çok güzel bir temanız varmış. Tebrik ederim böyle bir sosyal uyanış sorumluluk içerisine girdiğiniz için. Uyanış da buradan başlayacak diye de düşünüyoruz. Evet. Uyanış bisikletten mi başlar bilmiyorum. Kadından ama mı başlar, bisikletten çocuklar, mi başlar? Çocuklar çok önemli. Hı hı. Yani bence bundan sonra gerçekten çocuklarımıza çok önem vermeliyiz. Benim çocuğum yok ama çocukları olan insanlara gerçekten gıptayla bakıyorum. Yani gerçekten işleri çok zor. Ciddi zor. Bir kere jenerasyon olarak ve zeka olarak çok ayrışıyorlar. Çocuklar tamamen teknolojiye doğuyor. Mesela siz, ben 80 kuşağına doğdum. Yani ben doğduğumda sağ sol çatışması vardı. Biz teknoloji bilmiyorduk. Orada yokluk vardı çünkü. Evlere baktığınız zaman işte tüp kuyrukları, yağ kuyrukları bilmem ne. Yani küçük hayatlar vardı. Sonra büyük hayatları edindik. Hepimiz hep beraber edindik. Yani biz bu çağa geçtik. Şimdiki çocuklar teknolojiye doğuyor. Ve çocuklar o kadar önemli ki aklınızın alamayacağı kadar. Çünkü o çocuklar bundan sonraki o uyanışları icra ederse gerçekten uyanmış olacağız. Ama bizim onları uyandırmamız gerekiyor. Neye uyandıracağız? Şimdi uyanış uyanış diyoruz. Neye uyandırmamız lazım? Uyandırmamız gereken şey şu. Gelirken verdiğimiz söz. Hatırlıyor muyuz onu biz?
hatırlamıyoruz ama biz onu hatırlamak için buradayız. Gelirken verdiğimiz söz, yaptığımız anlaşma, bu anlaşmanın sonucunda dünyada yapmamız gerekenler. Yani sadece insan olmaya geldik, insanı kamil olmaya geldik. Bunun yollarını öğreniyoruz, öğrendikçe hatırlıyoruz, hatırladıkça da baş etmeye çalışıyoruz. Sizin verdiğiniz sözle gelirken benim verdiğim söz aynı mı? Aynı söz. Herkes insan olmaya geliyor. Beden ya, insan olmak aynı için. Evet. Benim geldi. Bile. Evet. Çünkü söz kardeşliğimiz var. Çünkü hepimiz aynı şeyden yaratıldık ya. Aynı şeyden. Hı-hı. Bu bile aynı şeyden yaratıldı. Hepimiz bir akitle geliyoruz. Evet. Kimimiz doktor olmaya gidiyorum, şifacı olmak istiyorum der ekstra olarak. Ama hepimiz aynı sözü verdik. Dedik ki biz insanı kamil olmaya gidiyoruz. Kamil insan olmak da inanın büyümek, yeşermek, ondan sonra evlenip çocuk sahibi olmak, rezidanslara sahip olup anahtarına sahip olmak değil. İnsanı kamil olmak, insan olmak işte. İnsan olmak. Yani sizin yaptığınız gibi bisikleti, o çocuğa bisikleti ekipman olarak kullanıp o çocuğa, çocuk için, çocuğumuz için bir sosyal sorumluluk başlatmak. Bu da bir insani işaret. Hepimiz böyle şeyler yapabilsek zaten dünya kötü bir yer olmaz. Burada tam böyle, tam buraya. Yani program yeni başından albümden beri o kadar birbirine bağlı işte gidiyor ki yani. Şu anda şuraya tam böyle. Buna neyi ağın bağlayabilirim? Ağın eli tutulmaz diyorum hocam. Atıyorum topu. Tamam ya bağlanacak mı bilmiyorum ama ben çalayım siz belki bir anlam yine çıkarırsınız. Ama sizin bağlama düşünceniz de önemli ki biz oradan da sizi okuyabiliriz belki. Tamam bence bağlanabilir bu. Süpersiniz. Aklım kalır, kimse sormam günahı. Böyle aşkın ızdırabı zordur elbet ilacı. Anlatırlar dinleyene, öğretirler bak hayatı. Tırmalarken sen duvarı, onların hepsi yalancı. Ben solmuş biriyim, kendimce biriyim, belki de deliyim. Ben solmuş biriyim, kendimce biriyim, belki de arkası gelmez dertlerin, sofraları terk ederim, sizlerden hiç değilim. Ben solmuş biriyim, kendimce biriyim, belki de deliyim. Ben solmuş biriyim, gelmesin sonu böyle hayatın, kalmasın tadı. Ah gelmesin sonu böyle hayatın, kalmasın tadı. Ben solmuş biriyim, kendimce
Şimdi burada da mesela bir isyan var aslında. Yani ben solmuş biriyim diyor. Sofralardan kalkıyorum diyor. Sizin gibi değilim diyor ama aslında hepimiz aynıyız. Ama ben burada şunu merak ediyorum. Paralel kurgular var mı tıpkı Atiye'deki gibi? A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı. Şimdi o kadar güzel ve o kadar derin bir soru sordun ki bunu en kısa nasıl cevaplayabilirim diye düşündüm şu an. Evet, tabii ki de var. Çünkü biz bu dünyada sadece bedenli bir varlığız ama ruh bileşenimiz var. Yani içimizde ruh taşıyoruz. Doğal olarak ruhsal bir varlığız. Bizim şöyle düşünün, evrende hiçbir şey yalnız ve tek başına değildir. Evren 18 bin alem var. 18 bin alemin içerisinde bir alem daha vardır illaki bizim yaratıldığımız ya da seçme ihtimalimiz olan. Yani doğal olarak milyarlarca aslında evren varsa milyarlarca seçim vardır, milyarlarca sen varsındır. Tabii ki de paralel evrenler var. Ha, bunlara geçemiyoruz çünkü bedenlerimiz geçmek için müsait değil. Ama biz ruhsal olarak o geçişleri yapıyoruz. Uykuda yapıyoruz, uyurken. Astral seyahatlerde yapıyoruz. Çok fazla rabıta yaptığımızda dua, zikir onlarda yapıyoruz. Çünkü iletişime geçiyorsun, bağlantıya geçiyorsun, o bağlantılarda yapıyoruz. Çok zaman yapıyoruz. Bunu eski toplumlar ya da eski kadim bilgiyle donatılmış medeniyetler, Atlantis, Mu oturdukları yerden yapıyordu. İşte gelişmişlik bu. Gelişmişlik bu. Yani biz gelişmişlikleri eğer rezidanslarımıza ya da yaptığımız yollara ya da yaptığımız okullara bahşedersek olmaz. Gelişmişlik insanın o ruh bileşeniyle birleşmesi ve o sonsuz ihtimalleri oturduğu yerden gezebilmesi. Yani biz şimdi başka bir evrende ya da ruhlarımız başka bir yerde bu üçlü başka bir şey mi yapıyor? Başka bir şey yapıyordur illa. Mesela bize tenis mi öğretiyor? Mesela başka bir kortta acaba hocam? Çok büyük ihtimalle kesinlikle tenis kortundadır. Ondan sonra bir yerde bisiklet sürüyordur. Hı-hı. Öbür tarafta araba kullanıyordur. Burada da gitar çalıyor. Peki o zaman biz fiziksel görüntümüze dövmeler olsun, saçlar olsun, ne bileyim makyajımız, saçımızın rengi değil mi? Evet. Fiziksel görüntülerimize önem vererek aslında hiçbir şeye hizmet etmiyor mu? Hayır, hizmet ediyoruz. Kendimizi sevmeye hizmet ediyoruz. Bu da önemli. Çok önemli bunu bir şey. Bunu es geçmemek kendimizi sevmezsek başkasını sevemeyiz. Sevemeyiz. Önce insan kendini sevmeli. Zaten hayatımızdaki bu baktığımız bu ilişkilerdeki insanların sorunlarına baktığında aslında kendilerini sevmediğini görürüz. Ama burada bir çelişki yokmuş. Benim kafam burada karışık. Niye? Kendimi ben toplumun ya da dünyanın ortaya koyduğu güzellik koşulları ve kuralları çerçevesinde beğeniyorsam yine toplumdan bireye şey oluyor. Kesinlikle. Yani orada bireyden bir hareket olmuyor. Ben saçımın beyazlarıyla, kırış kırış yüzümle, sarkmış göbeğimle, göğüslerimle sarkmış bir şekilde çıkıp da ben kendimi seviyorum diyemiyorsam. İnsan yüzü altın orandır. Altın oran. Siz aynaya baktığınızda kendinizi altın oran olarak görürsünüz. Aslında biz bir elmada da görürüz bunu ya da bir fincanda da görürüz. Altın oran dünyada her yerde. Siz baktığınızda, aynaya baktığınızda o oranda herhangi bir simetri hatası olursa kendinizi sevmezsiniz. O yüzden estetikçiler var. Öyle mi? Ben burada bir açıklama yapmıştım. Buyurun. Ben bu tarafa yatıyorum, çok affedersiniz. Benim bu yanağım daha ince, bu yanağım daha tombuldur. Ya ama her eliniz öyledir, gözünüz. Şöyle yani, bayağı asimetriyim dikkatli gözünüz, bakınca. Gözünüz, eliniz. Burası çok. Yani. Yatmasaydınız da öyle. Ha öyle mi? Sağ göğüs, sol göğüsten küçüktür, sağ el, sol elden küçüktür. Asimetri var zaten doğada. Asimetri var zaten, o asimetri aslında belki de altın oranı oluşturuyor. Tabii simetri olduğunda aslında hiçbir şey o şekilde güzel gözükmüyor gibi evet. Bir durum da var. Aynen öyle. O asimetri işte o altın oranın insan yüzüne baktığınızda o altın oranı görmezseniz siz o kişiye güzel demiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz çok çirkin bir başkası tarafından insana çirkin denmez. Bir bakıyorsunuz ki hayır öyle bir şeyi var ki onu muhteşem bir güzel yapıyor.
O yüzden yaratılmış hiçbir şey çirkin değildir. Yaratılmış hiçbir varlık kötü değildir. Yaratılmış hiçbir nesne boşa değildir. O zaman sütü Nuriye'ler alalım. Önce kiminki? Şengül Hanım'ınki. O zaman buyurun. Şengül Hocam, yüksek sesle okumanızı rica ediyorum. Şimdi geliyor. Şengül der ki, herkes uyanırsa hep beraber uyanmış oluruz. Şengül'ü anlamakla ilgili büyük bir merakı var. Şengül'ün 40. yılı anlamaya çalışmakla geçiyor. Peki o zaman şimdi Ufuk Bey'i alalım mı? Çok havalıymış bu. Çok ama tatlı. Adı Sütlü Nuriye. Çok tatlı, en çok sevdiğimiz tatlı. Güzel. Ufuk dövmelerin anlamlarını açıklamayı sevmez. Ufuk plan yapıp düşünen biri değil. Ufuk olaylar olduktan sonra düşünür. Ufuk aldığı notları şarkıya dönüştürür. O zaman güzel. Aytenli kadını burada söyletmeden bu program bitmez, bitemez. Tamam. Başlarım yeni albüme diyemem böyle. Aytenli kadını söylenecek. O kadar. Sıkı sarılacak, karışacak köklerimi. Görmek, beraber olmak seninle çok güzel belki ama düşlemek bambaşka. Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevdam. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi ismi, al çünkü özlüyorum. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan gece sevdam. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Böyle havalar. Şöyle Erkenci Kuş dizisini biliyorsunuz. Orada şarkımız birkaç kere çaldıktan sonra İtalya'da da çok izlenen bir dizi. İtalyalı insanlar herhalde o sesindeki bu ve gırtlaktan ötürü kendi müziklerine yakın bulmuşlar. Ve İtalya tarafından müzik elçisi ilan edildik. Fakat işte Covid'den ötürü gidemedik ama 2021'de eğer atlatırsak bu süreci gideceğiz. Dolayısıyla bununla ilgili çok heyecanlı ve gururluyuz. Hay maşallah, yolunuz açık olsun. Ben defteri imzalamak için, yazmak için bir şeyler, ben size rahat bırakayım. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun.